Hangi alana bakarsanız bakın, yani eğitim kurumlarından tutun sağlık kurumlarına kadar duyarlılığın çok daha fazla geliştirilmesi gerektiğini görürüz. Trafikte de aynı, araba kullanırken de aynı. İşte o duyarlılık bana göre eksik boyutumuz kalıyor. Ve eğitim sisteminde bilişsel boyuta verdiğimiz önem kadar o duyusal boyuta yeterince önem vermediğimiz, yeterince hayata geçiremediğimizi görüyoruz. Tabii bunun çeşitli nedenleri var ama bir tanesi de işte o sınav odaklı eğitim sisteminin yaratmış olduğu bir başka nokta da budur. Çünkü giderek toplum öyle bir noktaya geldi ki çocukların elbette ki en iyi yerlere gelmesini ister, en iyi okullarda okumasını ister, en iyi mesleklere, tırnak içinde bunlar hep gelmesini ister. Bunun yolu da nereden geçiyor? Geçmiş olacağı sınavlardan geçiyor. Evet. O zaman ne oluyor? Ben çocuğumu işte matematik, fizik, kimya, Türkçe, hayat bilgisi, İngilizce, bilgisayar, bu tip konulara farklı bir ağırlık veriyor aileler ve okullar. Ama onun dışında işte o el becerilerini geliştireceği, tutumlarını geliştireceği bir takım faaliyetler, aktiviteler buralar ikinci planda kalıyor. Neden? Çünkü buralardan soru gelmiyor sınavlarda. Dolayısıyla bu anlamda bizim sistemde bir yeniliğe ve belki de tamamen sistemin bütününü değiştirecek, işte o paradigmal anlamda hep bunu söylüyoruz, oluşturmacı yaklaşım dediğimiz yaklaşıma dönmemiz de mümkün olabilecek bir noktadır. Bakın mesela üniversitemizde, Yakın Doğu Üniversitesi'nde, diğer üniversitelerde de vardır muhtemelen. Ama kendi Yakın Doğu Üniversitesi kurumumuzdaki master doktora programlarına bakarsak, örneğin bu dönem benim bir master dersinde açtığım, geçtiğimiz dönemlerde de benzerlerini açmıştım. Sosyal ve duygusal öğrenme ile okul yönetimi konusunun yer aldığı bir Çok güzel bir konu. master dersi. Şimdi kimler geliyor bu master dersini almaya? Bir taraftan gelecekte akademik yaşamda olmak isteyen öğrenciler geldiği gibi, bir taraftan da yine Kendisini bir geliştirmek duyarlılık isteyen. örneği, halihazırda öğretmen olan ve yine öğretmenliğe devam edecek olan ama yüksek lisans veya doktora yaparak kendi dağarcığını, donanımını Kendisini geliştirmek zenginleştirip isteyen. o kuruma daha faydalı olmak isteyen Çok güzel. böylesi bir duyarlılıkta insanlar da geliyor. Dolayısıyla sosyal ve duygusal öğrenmeyi ben yaklaşık 4-5 yıldır bu dersi zaman zaman açıyorum. Ve bunun altını da çiziyoruz. Bu programda da çok çizdik. Ve sevindirici bir yanı bunun etkilerinin dediğim gibi başka kurumlarda da mutlaka bu konuya önem veriliyordur. Geçtiğimiz günlerde yapılan Milli Eğitim Şurası'nda sosyal ve duygusal öğrenmeye önem verilmesi gerektiği konusunda tavsiye kararları alınmıştır. Bakın bu oldukça önemli. Çünkü neden? Yapılan bir takım çalışmalar ürününü vermeye başlıyor ve sosyal ve duygusal öğrenmenin artık programlara, çocuklara kazandırılması gereken kazanımlar olarak girmeye başlamış olması.